أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Evet arkadaşlar, harf kısmına gelmiştik daha önce. Harfin de dedik sınıfları var. Harfı fiilden ve isimden ayıran özellikleriyle beraber o sınıfları vardı. Gerçi özellik bakımından pek bir özelliği yoktu. Yani harfa mahsus özellikler pek yoktu. Sadece tanımında ne demiştik? Bir manaya delalet etmiyor kendi içinde. Ancak başka kelimelerle beraber anlam kazanıyor. Yani harf tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ancak üzerine geldiği isimle ya da neyin başına geliyorsa onunla beraber bir anlam kazanıyor. Yani ma yedulu ala ma'nan fi gayrihi, leysa fi nefsihi. Sınıflarına gelince harfin sınıfları, işte şimdiye kadar cer harflerini işledik. İnne ve kardeşleri işledik. İnne ve havatuha. Nasb edatlarını falan işledik. Derken şimdi geldik huruful atfi. Atıf harfleri. Yani hangi harflerle atıf yapılıyor? Atıf demek şu arkadaşlar. Mesela bir cümle kullanıyorsunuz. Cümlede ya bir fail geçiyor, ya bir meful geçiyor, ya da ne bileyim, cümleyi de düşünebilir. Yani cümle bile cümle üzerine atıf edilebiliyor. Mesela fail üzerine bir fail daha, bir kelime daha ekliyorsunuz. Ama o kelime eklerken belli bazı harfler kullanarak onları ekliyoruz. Yani bir nevi bağlaç oluyorlar bunlar. Mesela Zeyd geldi ve Amr. O ve işte Arapçada mesela vav ya da başka harflerle karşılanıyor bu. Bunlara atıf harfleri deniyor. Çünkü atıf yaptığımız zaman matuf, matuf aleyhi olmak üzere iki şey ortaya çıkıyor. Matuf aleyhi, üzerine atıf yapılan şey. Matuf ise atıf, neyle atıf yapıyoruz? Yani atıf yaptığımız, eklediğimiz şey nedir? Ona da matuf deniyor. Matuf, matuf aleyhi. Önce matuf aleyhi gelir, sonra matuf gelir. Mesela ca'ani Zeydun ve Amrun. Zeyd ve Amr yanıma geldi. Zeydun matuf aleyhidir. Amr ise matuftur. Yani Zeyd'e ne hüküm veriyorsan, ki o da meci'tir, gelme fiilini ona isnat ediyoruz. Amr'ı da aynı şekilde ona atfederek aynı gelme fiilinin, gelme eyleminin amr için de geçerli olduğunu o atıf harfi sayesinde sağlıyoruz. Harfi atıf 10 tanedir arkadaşlar. Onları görüp hepsini tek tek açıklayacağız inşallah. Evet, huruful atfi harfin sınıflarından birisi de atıf harfleridir. Neymiş bunlar? Bir, el vavu. Birinci ve harf vav. İki, fa. Üç, sümme. Dört, hatta. Beş, ev. Altı, imma. Yedi, em. Sekiz, bel. 9 la, 10 lakinne. Atıf harfleri şunlardır arkadaşlar. Şu 10 harf atıf harfleridir. Yani atıf bu harflerle yapılır. Fel arba'atul evvelu. Arba'ati evvel dediği arkadaşlar, birleştirelim şunlar. Şu 1, 2, 3, 4, vav, fa, sümme ve hatta. Şu ilk 4'ü diyor. Ne içindir? Yani hangi anlamda kullanırlar? Lil cem'i beynel evveli ve sani. Yani matuf ve matufu aleyhi arasında cem'i meydana getiriyor. Yani ikisinde birliktelik. Cem'i burada birliktelik anlamıdır. Lil cem'i beynel evveli ve sani fil hukmi. Sani ve evvel demek arkadaşlar matuf madu aleyhi. Mesela az önce verdiğim örnekte. Ca'ani zeydun ve amrun. Zeyd evveldir, amr sanidir. Orada ikisinin arasında cem ediyor. Yani hükmün mesela el cem'u lil cem'i fil hukmi. Yani nerede birliktelik var? Hükümde var. O hüküm nedir? Mesela gelmektir. Bana geldiler. Ca'ani yanıma geldiler. O yanıma gelme hususunda Zeyd ve Amr'i cem ediyoruz. Yani Zeyd ile Amr ile beraber olduğunu, birlikte olduğunu ifade ediyoruz. Lil cem'i beynel evveli ve sani. Bir ki matufu aleyhidir. Sani ise matuftur. İkisini cem ederek, ikisini topluyoruz. Nerede topluyoruz? Fil hukmi, hükümde. Yani o gelme eyleminde. Fel vavu bu ikincisi, bu dört harften birincisi olan vavda lil cem'i bila tertibin. Şimdi dördü de cem'i için dedik. Bak hepsi cem'i için. Hatta şöyle şimdi bu dördün anlamı cem'i'tir ki zaten gerçi cem'i kelimesi burada var. Hatta şöyle de yapabiliriz. Şu dört kelimenin anlamı cem'i içindir. Fakat bunların da kendi aralarında biraz farkları var tabii. Yani bunlar hepsi cem'i noktasında da eşit değiller. Onu söylüyor şimdi. Fel vav diyor. Bunlardan vav harfi
Lil cem'i, evet, o da cem içidir. Yani birincisiyle ikincisi aynı hükümde toplanıyor ama bila tertibin, tertipsiz. Yani bir ve iki aynı anda gelmiş. Bir ve iki ile ilgili verdiğimiz hüküm ikisinde aynı anda tereddüt etmiş. Aralarında bir sıralama, bir gecikme yoktur. Bila tertibin, tertip sıralama olmadan. Vel fa'u ve fa ve summe ise lehu lil cem'i. Bak, zamir cem'e dönüyor. Lil cem'i ma'a tertibi. Fakat burada tertip, vav'da tertip yok. Fakat fa ve summe'de, şu ikisinde tertip, bunda tertibi yok ama şu ikisinde tertip var arkadaşlar. Bunda tertip var, bunda yok. Ve fi summe, bu ikisinden var ya, fa ve summe'den de summe tarahın. Biraz daha gecikme var. Yani fa'ya göre biraz daha ara var. Diyelim ki Zeyd geldi, fa amrun dedin. Ardından emir geldi. Beraber gelmediler. Az sonra emir geldi. Ama sümeyi kullandığında ca en izeydun sümme amrun dediğinde o amrın gelişi biraz daha gecikmiş. Yani böyle hemen ardından değil. Böyle bir saat sonra, belki biraz daha uzun vakit sonra gelmiştir. O da sümme ile ifade edilir. Ve fi hatta, şu hatta da ise sondaki var ya, şu dördü demiştik cem içindir. Ma'nil gayeti vel intihai. Hatta da gayet ve intiha, yani son anlamı var. وهو bu hatta enma qablaha, yani nasıl ya gayet ve intiha var hatta da, şudur. Enma qablaha yetaqadda şey'en fe şey'en ila en yebluğa ma ba'daha. Yani öncesi tükeniyor, yavaş yavaş bitiyor, yetaqadda yavaş yavaş, azar azar. Azar azar bitiyor, şey'en fe şey'en ila en yebluğa ma ba'daha, ta ki sona ulaşıncaya kadar, yani sonrasına gelinceye kadar. Yani hatta mesela birazdan örnekler gelecek mesela. Şurada mesela kadim el hacu hatta el muşatu, hacılar geldi ta ki herkes geldi, geldi geldiler, farklı farklı yollarla gelenler, en son yaya gelenler de, yaya olarak dönenler bile vardılar, geldiler anlamında. Örnekler geldiğinde daha iyi anlarız arkadaşlar. Şu an kuralları iyi belleyelim. Felizalike bunun için, bunun için felizalike vecebe en yekun el ma'tufu biha cüz'en min el ma'tufi aleyhi. Şu hatta'ya özgü bir şeydir bu arkadaşlar. Hatta dedik ya, tekrar ediyoruz. Hatta gayet ve intiha, son anlamını ifade eder. Ve huve, son ne demek? Enne ma qablaha yetekadda şey'en fe şey'en. Hatta'nın kullandığımız şey, hatayı nerede kullanıyorsak onun öncesi o hüküm yetekadda bitiyor, tükeniyor, sonlanıyor yavaş yavaş, ile en yebluğa ma ba'daha, sona ulaşıncaya kadar. Onun için felizalike vecibe en yekun el ma'tufu biha, ma'tufu aleyhi değil, ma'tufu biha cüz'en min el ma'tufi aleyhi. Yani ikinciye, ilk kelimeye ma'tufu aleyhi deniyor, diğerine ma'tuf ya da ma'tufu bihi. İşte diyor ma'tufu biha, ma'tufu aleyhinin bir cüz'ü, bir parçası olması lazım. Ondan bağımsız olmamalı. Ama cüz'ehul afdal, ya en faziletli cüz'ü olur. Yani o dedi ya, bir parçası olacak. O parçası da isterse en faziletli parçası. Yani diyelim ki şu örneklere gelince arkadaşlar daha iyi anlatırız. Yani afdal kısmı var ya da edna kısmı var. En düşük seviyede olan kısmı var. İkisine de ayrı ayrı örnek verecek. Nehu örnek ne gibi? Maten nasu, insanlar öldü. Mate ölme fiili, nasu fail. Hatta enbiya'u, hatta peygamberler de öldü. Bakın enbiyalar arkadaşlar, insanlık semasının en seçkin yıldızları peygamberlerdir. Yani insanlık sınıfının, insanlık içerisinde en üstün sınıf kimlerdir? Peygamberlerdir şüphesiz. Dolayısıyla bu örnekte insanlar öldü, ta peygamberler de öldü. Hatta enbiya. Bu enbiya mesela nas üzerine atıftır. Hani bazen atıflar geldiğinde şu işareti koyuyordum ya arkadaşlar. Evet, bundan dolayı. Yani bu enbiya nas üzerine atıftır. Atıf harfi ne? Hatta'dır. Biz o atıfı hatta ile yapmışız. Yani enbiya'yı hatta harfini kullanarak ennas'ı üzerine atfetmişiz. Buradaki hatta ne demiştik? İntiha için. Yani insanların ölmüyor, ölüyor, ölmüş, 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 ta en afdal olan kısmı, cüz'ül afdal demiştik ya, en faziletli cüz olan peygamberler de en son olarak ölmüşler anlamında. Ve imma cüz'ehu'l-edven, veyahut da demiştik ya, ikincisi birincinin bir parçası olacak ya da o parçalık
şeyden değil yani en faziletli kısmı değil. Edwin daha düşük, en düşük seviyesi olan cüz'ü ile örnek verecek şimdi. Ne gibi? Nehu kadimel hacu. Hacılar haçtan döndüler. Yani insanlar haca gidiyor, kimisi uçakla, gerçi günümüzde artık herkes uçakla gidiyor ama eskiden kimisi binekle gidiyordu, kimisi belki daha uçaklar olmadan otomobille gidenler vardı. Otomobillerde farklı böyle süratte sahip olanlar vardı, kamyonla, ne bileyim farklı farklı yöntemler vardı gidip gelmek için. En son şimdi kimler var? Yaya gidenler. Yani hiçbir bineği olmayan, hiçbir arabası olmayan, yürüyerek haca gidenler de varmış. İşte diyor hacılar döndüler haçtan. Kadimel hacu hattel muşatu. Muşat yaya olan arkadaşlar. Maşiyle, maşinin çoğuludur. Maşi, meşi yapan yani yürüyen. Muşat bunun ismil faalidir. Maşinin biraz çoğul hali. Dolayısıyla muşat burada haçtan dönenlerin en edveni. Çünkü diğerleri hepsi genellikle süvaridirler, genellikle araçlarla farklı şekilde gitmişler ama yürüyenler en son gelenlerdir. Dolayısıyla onlar bile döndüler. İşte burada muşatı yine hacılar üzerine atfediyoruz ve onu da hata ile sağlıyoruz. Bu muşat ikinci cüz birincinin bir parçasıdır. Çünkü yaya gidenler de hacı olmuş. Onlar da hacın kapsamına giriyor. Fakat onların en edna cüzüdür. Yani en düşük, yani düşük dediğimiz tabii fazilet noktasında değil arkadaşlar. Güç kuvvet anlamında yani insanın parası olsa da bir araçla gider, uçakla gider olmayan, biraz daha şey bakımından fakir olan, düşük seviyesi düşük olan yürüyerek ancak gitme imkanı bulmuşlar. İşte onlar bile döndü diyor. Evet şu dördünü anladık arkadaşlar. Ve imma li ahadi şey'eyni. Şimdi şeylere örnek vermedi arkadaşlar. Ben bekliyordum örnek gelsin. Gelmedi. Ben yine bir örnek vereyim. Mesela gerçi demin söyledim kısaca ama yine biraz daha detaylı. Şimdi wow dedi ki lil cem'i bila tertibin. Wow lil cem'i bila tertibin. İki matuf aleyhi cem ediyor. Aynı noktada buluşturuyor ama aralarında tertip yok. Mesela ca'ani zeydun. Zeyd yanıma geldi. Ve amrun ve amr da geldi. Zeyd ve amr. Beraber geldiler. Yani biri önce diğeri sonra değil. Tertip yok aralarında. İkisi beraber geldi. Bunu vav ile ifade ediyoruz. Ondan sonra vel fa'u, fa ve suma ise tertiple beraberdir. Fa'nın ki biraz daha kısa süre, suma biraz daha uzun süre. O şekilde. Mesela ca'eni zeydun fa amrun. Zeyd geldi, ardından amr geldi. Yani beraber gelmediler. Amr Zeyd'den biraz sonra geldi. Az sonra geldi anlamında. Sume ise biraz daha uzun süre. Yani ca'ani zeydun, zeyd geldi, araya epey süre girdi. Summe amrun, sonra amir geldi. Yani hemen arkasından, hemen ardından değil, biraz daha uzun süre geçtikten sonra amir geldi. Fa ve sume'de biraz terahi var, biraz gecikme var. Ama sume'de daha fazla var. Hatta ise dedik, gayet ve intiha yani son anlamını ifade ediyor. O da ya en faziletli cüzü olur. İnsanlar öldü, peygamberler dahil. Hatta enbiya o hatta peygamberler de öldüler. Ya da burada kadimel hacu hatta muşatu hacılar geldiler hatta muşat yani yaya olarak yürüyerek gelenler de vardılar anlamında. Evet şu dördü bitti arkadaşlar. Diğer harflere geçiyoruz. Ve ev ve imma şurada arkadaşlar. Ev ve imma ise ve ev ve imma şu iki atıf harfi li ehadi şey'eyni evil eşyai ya iki şey içindir. İki şeyden birisi. Li ahadi şey'eyni. İki şeyden birisi. Evil eşya ya da birkaç şeyden birisi. Yani birkaç, bir de, ikiden fazla eşyadan birini ifade etmek için kullanılır. Ev ve imma. Ve tak'ani bu ev ve imma fil haberi. Haberde gelirler. Yani haber cümlesinde arkadaşlar. Şimdi bu haber dediğimiz şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi Arapçada bir cümle kullanırken haberiye cümleleri var, bir de inşaiye cümleleri var. Haberiye demek haber vermek. Olumlu ya da olumsuz bir manaya delalet eden, yani kullandığın cümle olumluysa ya da olumsuzsa buna haber denir. Yani burada sen muhatabından bir şey beklemiyorsun, muhatabına bir şey söylemiyorsun. Sadece ona haber veriyorsun. Mesela Zeyd'in kaymun diyorsun, Zeyd ayaktadır. Bundan haber veriyorsun. Buna benzer cümlelere biz cümleyi haberiye diyoruz. Cümle-i inşaiye ise karşıdan bir talep var. Bir şey söz konusu. Mesela emir. Emir haberiye değildir mesela. Sen diyorsun ki kum, kalk. Bir talep var. Veyahut da la takum. Nehi de inşaaya giriyor. Nehi.
Yani birini nehyetmek de yasaklamak da yine. Çünkü yine bir talep var. O talep la takum kalkmamasını istiyorsun. La takum kalkmamasını istiyorsun. O da buna da inşa deniyor. İşte diyor bu ev ve imma hem haberiye cümlelerde geliyor. Ne gibi? Nehu ca'ani Zeydun ev Amrun. Zeyd yanıma geldi ya da Amr geldi. Bak ev ya da ya anlamında ya da Türkçedeki ya da. Zeyd yanıma geldi. Amrun veya ya da ya da veya da diye çevirebiliriz. Veya Amr geldi. Ya Zeyd ya Amr ikisi beraber bak birliktelik yok bunlarda. İkisinden biri dedi yani ehadi şeyeyni. İki şeyden birisi yani iki kişiden birisi gelmiş. O kişi ya Zeyd'dir ya Amr'dır. Ve ca'ani imma Zeydun ve imma Amrun. Yanıma geldi ya Zeyd ya Amr. Bu da ya anlamında imma. Yani ikisi gelmemiş. Ya Zeyd gelmiş ya Amr gelmiş. İkisinden biri yine. Bakın ikisi de haber cümlesinde gelmiş. Çünkü ca'ani diyorsun yanıma geldi. İhbar, haber veriyorsun. Ve fil inşai. Bak haber buydu. Bu da inşa. Bir de inşaata da gelirler. Ev ve imma hatıf harfleri inşa cümlelerinde de geliyorlar. Ne gibi? Nehu idrib ra'sehu ev zahrehu. İdrib vur döv ra'sehu kafasına. Başına. Başına vur ev zahrehu ya da sırtına. Bizim Arapça şeyler arkadaşlar kaynaklarda böyle darp kelimesi çok kullanılır. Günümüzde bazı eserler bunları başka kelimelerle, fiillerle değiştiriyorlar. Neyse eskiden darp çok haksız yere yapılmıyordu. Biraz daha edep içindi, ne bileyim maslahat icabıydı. Onun için darp kelimesini çok kullanmaktan çekinmiyorlardı. Günümüzde o kadar haksız darplar olduğu için darbı tamamen ortadan kaldırmak için bu kelimeyi bile neredeyse kullanamaz olduk. Ama biz eski kitapları biraz daha yani yüzyıllardır neredeyse okutulan eserler şey yaptığımız için onlardaki kelimeleri tabii ki kullanacağız. Ama burada şu anlam çıkmıyor. Yani işte böyle sonuçta Arapça İslami bir şey ya, İslami darp falan öyle bir şey aklınıza gelmesin. Burada örnek önemli. İdrib ra'sehu ev zahrehu. Ya başını ya da sırtını vur. Ya başına vur ya da sırtına vur. Bakın. İdrib ra'sehu ev zahrehu. Burada inşaattır. Niye inşaattır? Çünkü sen karşıdan yani muhatabından bir şey talep ediyorsun. Bir şey bekliyorsun. O da darptır. O darbı da diyorsun ki ya kafasına ya sırtına. Ve idrib yine bir örnek. Şey, bu evin örneğiydi. Evle yapılıyorduk bunu. Bak. Zahrehu ra'sehu. Onu da bu matufu aleyhidir, bu matuftur. İdrib olduğu için bu inşaattır arkadaşlar. İdrib inşa ifade ediyor. Ra'sehu mef'uldur. Fail müstetir. İdrib sen. Fail müstetirdir ente. Ra'sehu mef'ul. Hu zamir. Artık kimden bahsediyorsa ona dönüyor. Ev harfi atıf. Zahrehu ra'se üzerine atıftır. Ve bu ev inşai cümlesine gelmiştir. Ve idrib imma ra'sehu ve imma zahrehu ya da ev yerine diyelim ki immayı da getirdiğimizde fark etmiyor. Tabi imma arkadaşlar şöyle bir şey var. İmma hem birinci cüzün başında gelir hem ikinci cüzün başında gelir. İmma imma ya ya da ya böyle ya böyle. Fakat ev ise veya anlamında veya ya da ya da. Bak ya ya imma. Ev ise veya. Dolayısıyla bu bir defa kullanılır. İkisinin arasına girer. İmma ise hem başına gelir. İmma ra'sehu ve imma zahrehu. Bakın iki defa gelmiş. Her iki cüzün başında imma geliyor. Ama ev ikisinin ortasında geliyor sadece. Ve elakite. Bu da hemze istifhamiyedir arkadaşlar. Elakite. Karşılaştın mı Abdullahi ev ahahu? Yani Abdullah'la mı karşılaştın? Kardeşiyle mi karşılaştın? Bak soru soruyor. Yani soru sorduğu için bu inşa oluyor. Haber vermiyor. Karşılaştın demiyor ya da ben karşılaştım demiyor. Sen karşılaştın mı Abdullah'la ev ahahu ya da kardeşiyle? Bakın yine ev harfi atıfla ne yapılmış? Atıf edilmiştir. Bu ahahu Abdullah'ı üzerine. Cümlede inşa cümlesidir. Ve elakite imma Abdullah'ı ve imma ahahu. Karşılaştın mı ya Abdullah'la ya da kardeşiyle karşılaştın mı yine? Elakite, lakiye karşılaşmak demek. Dolayısıyla bu imma arkadaşlar burada da ev ikisi hem haberiye cümlede gelmişlerdi hem de burada bu iki örnekte de inşa cümlesinde gelmişlerdir. Evet, geldik yedincisine ve em. Ve em yedinci atıf harfimiz arkadaşlar. Aydan
yine diyor, yine. Li ehadi şeyeyni. Çünkü ev ve emma arkadaşlar, bundan önceki iki tanesi var ya, ev emma. Onlar da inşa şey, onlar da li ehadi şeyeni, iki şeyden birisi için kullanılıyordu. Hem de o şekilde yine iki şeyden birisini ifade etmek için kullanılır. Evil eşyai veyahut da iki şey değil de birkaç eşya, yani ikiden fazla, üç ve üçten fazla sayıdan ikisini ne yapıyor? Kastediyor. Fakat şöyle bir fark var. İlla enne em ala kısmeyni. Ancak em ev ve immadan farklı olarak iki kısma ayrılır. Muttasilatun, tamam mı? Emi muttasile var. Onun katiatun, bir de munkatia var. Muttasil bitişik, munkati ise kesik, yani ayrı. Fel muttasilatu, muttasile olan em la tak'u illa fil istifhami. Sadece istifham cümlelerinde geliyor. Yani haberde gelmiyor arkadaşlar. İhbari cümleyi haberiyede gelmiyor, ancak istifhamda geliyor. Ma'al hemzeti, o da hemze ile beraber. Yeliha ahadul emreynil müstaviyeyni. O hemzeden sonra da müstevi olan, eşit olan iki şeyden, iki emirden, iki durumdan birisinin arkasında geldiği hemzeden sonra gelir. La taka'u illa fil istifhami. Ancak istifhamda gelir. O istifham ma'al hemzeti, hemze ile beraber. Yeliha ahadul emreynil müstaviyeyni. Ondan hemen akabinde iki tane eşit emir, iki şey, eşit şey geliyor. Vel aharu, yeliha ahadul emreyni el müstevyeyni vel aharu vel hemzetu. Birincisi illa fi istifhami ma'al hemzeti, diğeri de hemze. Sadece hemze yani. Nahu ezeydun indeke em amrun. Bakın burada hemze sonra em, beraber ayrı ayrı gelmişler. Ezeydun indeke, Zeyd mi yanında, em amrun yoksa amr mı? Bak ikisinden biri. Yani onun yanında olan Zeyd Amr ikisi beraber değil. İkisinden birisi var. Bu da onu soruyor. Ezeydun indeke em amrun? Zeyd mi yanında yoksa amr mı? İşte bu in ifade etmek için em kullanılıyor arkadaşlar. Yani burada emin kullanılması kesin biliyor ki birisi yanında, ama bunun Zeyd midir, Amr mıdır onu bilmediği için soruyor. Ezeydün indeke em amrun? Bu em sadece arkadaşlar istifhamın akışında geliyor. Yani cümlenin başında istifham olacak ki burada vardır. Ezeydün em amrun? Zeyd mi yanında yoksa Amr mı? Vel munkatiatu, dedik ya iki tanesi var. Muttasıl var. Bir de munkatia var. Bir mane bel. Munkatia diyor. Munkatia olan em bel manasındadır. Vel hemzeti, bir de hemze manasındadır. Ve tak'u fihi ve fil haberi. Hem inşa cümlesinde hem istifham cümlesinde oluyor. Tamam mı? Bu istifhame dönüyor. Ve fil haberi, haber cümlesinde de geliyor. Bakın, muttasıl olan em sadece soru cümlelerinde, yani inşa cümlesinde geliyordu. Fakat hemze ile beraber olan bel anlamında olan ya da hemze ile aynı anlamda olan em ise hem istifhamda geliyor, yani hem inşa cümlesine geliyor hem de haber cümlesine geliyor. Ne gibi? Nehu ezeydun indeke em ezeydun indeke em indeke amrun. Ezeydun indeke, Zeyd mi yanında, em indeke amrun yoksa Amr mı yanında? Bu arkadaşlar em sanki bela anlamında. Şey, bel anlamında, bel. Bela değil, bel. Yani vazgeçiyor. Mesela ezeydun indeke dedi başta. Zeyd mi yanında? Sonra ondan vazgeçti. Yani ben senin yanında Zeyd'in olduğunu sormuyorum. Em indeke amrun. Yani bel indeke amrun. Yani senin yanında amr mı var? Yani o Zeyd mi var yanında? O şeyden vazgeçiyorsun bir nevi. Sanki ya dilin sürçtü ya da soruyu değiştiriyorsun. Burada ilk başta ne diyordun? Ezeydün indeke. Zeyd mi yanında? Ama burada em gelince, yani bel anlamında. Bel itirab için arkadaşlar, vazgeçme. Yani öncekinden vazgeçip yeni bir soru soruyorsun. Em indeke amrun. Yoksa yanında amr mı var? Yoksa amr yanında mıdır? Anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyorsa söyleyin arkadaşlar. Yani biraz zor konular tabii, yer yer kurallarla örnekler tam bazen iyice oturabilmesi için anlamak gerekiyor. O anlaşılmıyorsa söyleyin, tekrarlayalım. Yani emi ev ve immaden ayıran özelliği arkadaşlar, iki kullanımı var: muttasil ve munkatı olmak üzere. Muttasil sadece soru siyakında geliyor. Soru istifham siyak sibakında, yani onun akışında geliyor. Bu da şey, munkatıya gelince emin munkatıya kısmı ise o iki türlüdür. Hem
siyak, istifham siyakında da gelebiliyor, hem haber siyakında da gelebiliyor. Bu örnekte, örneğe baktığımızda nehu ezeydun indeke em amrun. Zeytin yanında, bel indeke amrun. Yani em burada bel anlamında idrab içindir. Dedi ya, vel munkati'u bi ma'na bel. Munkati' olan em bel anlamındadır. Ve inneha, bu ikinci bir örnektir. Başka bir örnek. Ve inneha le ibilun em şa'un değil arkadaşlar. Burada bir hata var. Düzeltelim onu. Em şa'tun. Ve inneha le ibilun. Bu bir devedir. Sonra vazgeçiyorsun. Onun deve olduğunu soruyordun. Yani deve midir? Sonra emşatun. Yok şeydir. Burada istifham da yok arkadaşlar. O inne hale. Mesela diyelim ki siz yolda gidiyorsunuz. Hava biraz kararmış. Karşında bir karartı var. O karartıda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ona doğru yaklaşıyorsunuz ve biraz yaklaşınca diyorsunuz ki bu bir devedir. Bu bir devedir diyorsunuz. O inne hale ibilun. Sonra biraz daha yaklaşınca yok aslında küçük olduğunu, deve kadar büyük olmadığını, yaklaştığında ha yok bu bir koyundur. Deve olduğundan vazgeçip emşatun yani bel şatun anlamında. Ha bu koyunmuş, deve değilmiş. Ve innehâ le ibilun emşatun. Bak emşatun yine em harfi atıftır. Şatun ibilin üzerine atfetmiştir. Ama bu em bel anlamında. Yani bu aslında gördüğüm deve değil, koyundur diye düzeltiyorsunuz. Evet, vel farku beyne ev ve em, ev ve em atıf harfleri arasındaki fark nedir? Fi kavlike ezeydün indeke ev amrun. Bir de bu örnek. Bu ezeydün indeke em amrun. Arkadaşlar iyice dikkat edin. Diyor bu ikisi arasında nasıl bir fark var? Ezeydün indeke ev amrun. Ezeydün indeke. Zeyd mi yanında ev amrun yoksa amr mı? Yani burada kimin yanında olduğunu biliyor arkadaşlar. Kimin yanında olduğunu biliyor ama bunun Amr mıdır yoksa Zeyd midir onu bilmiyor. Onu soruyor. Yani Ezeydun indeke em Amrun. Zeyd mi yanında yoksa Amr mı? Kesin biri var. O soruyu soran kişi ikisinden birinin orada olduğunu biliyor ama bunun Zeyd midir Amr mıdır onu bilmiyor. Diğer örnekte ise ve Ezeydun indeke em Amrun. Ezeydun indeke em Amrun. Zeyd mi ya da Amr mı yanında? Yani ikisinden biri var mı yanında? İkisinden biri yani biri olmalı ama var mı yok mu onu bilmiyor. Yani Zeyd ile Amr yanında mıdır? Zeyd ya da Amr'dan herhangi birisi senin yanında mıdır diye soruyor. Anlayabildiniz mi arkadaşlar? Cümleyi bitirelim, paragrafı bitirelim. Bak fark şöyle anlaşılıyor. Birincisinde Zeyd ile Amr'dan birisinin yanında olduğunu ama bunun hangisi olduğunu bilmiyor. Ezeydün indeke em Amr'un. Diğer örnekte o Ezeydün indeke Ezeydun indek em amrun. Bakın burada ev, şurada da em. Farkı ne? Ev'de ikisinden birinin olduğunu biliyor ama kimin olduğunu bilmiyor. Burada ise Zeyd ile Amr'dan ikisinden birinin orada olup olmadığını bilmiyor. Orada olup olmadığını bilmiyor. Bakalım. Şudur fark. Vel farku beyne ev ve em fil kavlikan. أزيد عندك عمر وأزيد عندك عمر أنك سن فرق شدر في الأول برنجسن دا يعني شون دا لا تعلم كون أحدهما عند المخاطب لا تعلم كون أحدهما عند المخاطب يعني برسنين مخاطبين yanında olup olmadığını bilmiyorsun فأنت تسأل عنه sen de onu soruyorsun az önce söylerken arkadaşlar galiba tersini söylemiş olabilirim. Şöyle yani birincisinde tayini olarak yani kesin olarak orada birinin olup olmadığını bilmiyor. Yani Ezeydün indeke amrun senin yanında Zeyd ya da Amr var mı demek istiyor. Yani ikisinden herhangi birisi. Bak diyor ki birincisinde fil evveli la ta'lemu kevne ahadihim indel muhatabi. Sen soru sorduğun kişinin yanında birisinin olup olmadığını bilmiyorsun. Birincisinde birinin varlığından haberin yok. فَاَنْتَ تَسْأَلُ sen soruyorsun anhu ondan. Tamam mı? Yani ki birinin var olup olmadığını soruyorsun burada. وَفِي السَّانِي ikincisinde ise yani اَزَيْدُ عِنْدَكَ اَمْعَمْرُونَ ise تَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمَا عِنْدَهُ sen biliyorsun birisi yanında var. Ancak bunun kim olduğunu bilmiyorsun. اِلَّا اَنَّكَ لَا تَعْلَمُهُ بِعَيْنِهِ lakin o yanında olan, muhatabın yanında olan kişiyi tayini olarak yani hangisi olduğunu sen bilmiyorsun. فَاَنْتَ تُطَالِبُهُ بِالتَّعْيِينِ
Sen de tayinle ondan yani kim olduğunu, hangisi olduğunu soruyorsun. Tutali bu yani tatlubu minhu bir tayin. Yani bunun kim olduğunu biliyor birisi yanında ama bunun kim olduğunu bilmediğinden muhataba onu soruyor. Evet. Şurada arkadaşlar Şermoni'de şöyle bir şey diyor. Mesela şu soruyu sorduğumuzda Ezeydün indeke ev amrun? Zeyd ya da Amr yanında mıdır? Hayır derse olabiliyor. Ya da evet derse Zeyd ya da Amr'dan birisi yanında mı? Evet dediğinde evet ikisinden birisi yanında. Zaten muhatap şeyi sormuyor. Birisinin var olup olmadığını soruyor. Zeyd ile Amr'dan ikisinden birisinin muhatabın yanında olup olmadığını soruyor. Yani bu soruya evet ya da hayır ile cevap verilebilir. Ama bu soruya evet hayır ile cevap verilemez. Çünkü zaten muhatap biliyor ki birisi yanında. Bu kim, bunun kim olduğunu, bunu ikisinden hangisi olduğunu bilmiyor. Onun için buna evet, Zeyd mi yanında, Amr mı yanında? Evet. Bu soruya cevap olmadı. Ama burada Zeyd ya da Amr'dan birisi yanında mı? Evet. Biz ikisinden biri yanımda. Ya da hayır. Evet, ikisinden biri yanımda değil. Bu cevap olabiliyor. La ile bir de nem. Hocam, Efendim. burada o evde mesela biz ona veya diyebilir miyiz? Zeyd veya Amr yanında mı? Hem de ise Zeyd onlardan biri oluyor ya. Evet. Zeyd mi yoksa Amr mı yanında? O şekilde algılayabilir miyiz hocam? Yani Türkçe'de tabii farklı şekilde şey yapılabiliyor ama bunun mantığını önce bir anlayalım. Bak birincisinde diyoruz İşte ki mantık evet. mantık şöyle, Türkçe dediğin şekilde olabilir aslında. Bak şöyle, Ezeydün indeke ev amrun. Zeyd ya da Amr yanında mıdır? Zeyd ya da Amr yanında mıdır? Buna evet dediğinde cevap oluyor. Evet, ikisinden biri Evet. yanımda. Yani fark etmiyor artık ya Zeyd ya Amr. Aynen. Zeyd veya Amr Ya yanında mı? da veya. Evet. Evet, ama diğerinde Ezeydün indeke ev amrun. Zeyd mi yanında yoksa Amr mı? Bunun Amr mı anlamı yanında? yoksa. Evet. Zeyd yanında mı Yoksa. yoksa Amr mı? Ya da Amr Evet, mı? anladım. Veya Amr mı? Yani orada mı'yı sen o soru işaretini nereye koyuyorsun orası önemli. Birincisinde Evet. Zeyd veya Amr yanında mı? Mı'yı en sona koyuyorsun. Yani ikisini söyledikten sonra Zeyd ve Amr'ı söyledikten sonra mı soru işaretini sona koyuyorsun. Dolayısıyla o soru işareti ikisine gidiyor. İkisine gidince evet dediğinde evet ikisinden biri yanında ya da ikisinden biri yanında Yanında. değil. Ama Evet, diğerinde doğru. Zeyd mi yanında yoksa Amr mı? Amr'ın yanında. Zeyd mi yanında veya Amr mı? O zaman direkt cevap vereceğiz. He. Ya Zeyd diyeceğiz ya da Amr Ha, diyeceğiz. ya Zeyd ya Amr. Evet hayır dersen cevap Tamam. vermiş olmuyorsun. Muhataba cevap Evet. vermiyorsun. Ama Zeyd yanımda. Ha bu bahsettiğim biliyorsun bir yanımda ama bunu kim olduğunu bilmiyordun. O da Zeyd'tir işte. Ya da Amr'dır. Tamam. Anlaşıldı mı? Evet Ve fis hocam. sani ikincisinde dedik şurada. Te'lemu enne ehadehuma indehu. Biliyorsun ki ikisinden biri muhatabın yanında. İlla enneke la te'lemuhu bi'ayni. Lakin bunu ayniyle, bunu kim olduğunu, yani ala te'yini, bunun Zeyd mi Amr mı olduğunu bilmiyorsun. Fente tutalibu bi'ayni. Sen de ondan bu ikisinin hangisi olduğunu belirtmesini istiyorsun. Evet, bunlar da tamam arkadaşlar. Geçiyoruz la nafiyeye. Ve la artı harflerinden bir tanesi de la'dır. Bu la li nefyi ma vecebe lil evveli anissani. Dikkat edin arkadaşlar, lafız biraz zordur. La şunun içinde li nefi içinde neyi nefi ediyor? Anissani, ikinciden nefi ediyor. Yani iki tane cüzümüz vardı ya matuf, matuf aleyhi. O matufu aleyhiden nefi ediyor. Neyi nefi ediyor? Ma vecebe lil evveli. Birincisi yani matuf için olan şeyi ikinci için olmadığını ifade ediyor. La birinci için olan hükmü ikinci için nefy ediyor. Mesela biz ilk başta vav derken diyordu ki cem'e oluyor. Yani hükümde cem'edir. Mesela Zeyd de Amr da gelmek konusunda cem olmuşlar. Yani Zeyd de gelmiş, Amr da gelmiş. Fakat burada la'yı kullandığımızda ikincisi, mesela birincisine hüküm verdik. Ne dedik? Zeyd geldi dedik. La'yı kullanıyorsak la'dan sonra gelen kişi ise gelmediğini ifade ediyoruz. La ile. Örnek verelim. Nehu örneği şu gibi. Ca'ani Zeydun la
Emrun. Örneğe dikkat edin arkadaşlar. Cani fiil nuni vikayet ya mef'ul. Yanıma geldi. Kim geldi? Zeyd geldi. La atıf harfi. Atıf harfi. Emrun matuf. Ne ifade ediyor bu atıfta? Ne anlıyoruz? Şunu ne yapıyor? La nefy ediyor. Ma vecebe lil evveli. Birinci için olan şey ki o da meci'tir. Yani geliştir, gelmektir. Bu vacip olan yani cani dediğinde yani ma vecebe ni ma sebet anlamında böyle bizim fıkıhtaki böyle vacip farz anlamını şey yapmıyoruz. Kastetmiyoruz. Ma vecebe ni ma sebet lil evveli. Birinci için yani Zeyd için sabit olan hüküm ki meci'tir. Onu amr'dan nefy ediyorsun. Yani Zeyd geldi ama Amr gelmedi arkadaşlar. Nefi demek gelmemek yani olumsuzluk veriyoruz. Anlaşıldı mı? Cani Zeyd'in yanıma geldi Zeyd. La Amr'un Amr gelmedi. Ve bel. Bir tane harfimiz de arkadaşlar. Beldir. La'dan sonra bel. Bu bel lil idrabi anil evveli birinciden vazgeçiyorsun. Yani birincisi için kullandığın hükmü terk ediyorsun. İdrab arkadaşlar vazgeçip yeni bir şeye yönelmek. Lil idrabi anil evvel. Yani şunun için mesela bir şey kullandın. Sonra sen bundan vazgeçiyorsun. Yani Zeyd'den konuşmayı bırakıyorsun. Amr için yeni bir o hükmü asıl amra veriyorsun. Bu da menfiyen kana ev muceben. İster cümle menfi olsun. Yani başında mesela nefi edatı gibi bir şey olumsuz cümle olsun. Ev muceben ister müsbet cümle olsun. Bak müsbet ve menfi olmak üzere idrab ikisinde de geliyor. Ne gibi örnek verelim. Nahu ca'ani Zeydun bel Amrun. Zeyd yanıma geldi. Ama sen vazgeçin arkadaşlar. Zeyd'in yanıma geldiğinden vazgeçiyorsun. Onu ifade etmekten bel Amrun diyorsun. Belki yanıma gelen Amr'dır. Ca'ani Zeydun bel Amrun. Zeyd yanıma geldi. Yok yok Zeyd değil Amr geldi diyorsun. Tamam bel o anlamda idrab için. Yani yanıma Zeyd geldi desen bile başta bu bel ondan vazgeçtiğini. Yok yok bir nevi sanki öyle de der gibisin. Bel amrun, belki amr geldi yanıma. Demek ki Zeyd gelmemiş. Gelen kimdir? Amr'dır. Yani sen idrabi anil evveli menfiyen kan ev muceben dedik ya. İster muceb istem ki bu örnekte mesela mucebtir, müsbettir. Ca'ani Zeydun diyorsun. Sonra vazgeçip bel amrun, asıl gelen amr'dır diye. Ve ma ca'ani, bu da ma-i nafi olduğu için bu da min nefin örneğidir. Ma ca'ani Zeydun. Zeyd yanıma gelmedi. Bel halidun. Belki Halid gelmedi aslında. Ma ca'ani Zeydun. Zeyd yanıma gelmedi. Bel Halidun. Belki Halid geldi. Yani sen bundan vazgeçiyorsun. Asıl yanıma gelmeyen Zeyd değil, Halid'dir. Demek ki Zeyd gelmiş olabilir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir diğeri ve lakin. Bir diğer atıf harfimiz arkadaşlar. Lakin nedir? Lakin ne lil istidraki? İstidrak içindir. Hatırlarsanız inne ve kardeşlerinde yani hurufi müşebbehul fiilde lakinne geçmişti. Orada da demiştik lakinne lil istidraki. Ve hiye bu lakinne fi atfil cümeli naziretu bel. Cümleleri birbirinin üzerine atfetmede aynen bel gibidir. Nazir demek benzer demek. Yani belle hemen hemen aynı işleve sahip. Tabi bu ne zaman? Fi atfil cümeli. Cümleleri birbirinin üzerine atfederken. Yani kelimeyi değil de cümleyi birbirinin üzerine atfedince aynı bel anlamına geliyor. وفي عطف المفردات اما مفردler yani cümle değil de müfredleri tek kelimeleri atfedersen o zaman naqidatu la bu lakin şu la'nın var ya arkadaşlar la-i nefyin tam zıttı naqid zıttı demek naqidatu la la'nın zıttı yani la ne ifade ediyorsa bu lakin de onun tam tersi mesela ca'ani zeydun la amrun diyoruz ya burada yanıma zeyd geldi sonra vazgeçiyorsun diyorsun amr geldi. Burada ise tam tersi yani ca'ani zeydun zeyd geldi la amrun yani lakin dersen lakin amr gelmedi. Bu geldi bu gelmedi. Ama la olunca birincisinden vazgeçiyorsun ca'ani zeyd geldi yok zeyd değil amr geldi diyorsunuz. Evet lakin el istidraki ve hiye fi atfil cümeli naziretu bel. Cümleleri birbirine atfetmede bel gibidir. Müfredatları da ise ve fi atfil müfredati. Müfredatları birbirine atfetmede ise nakidatu la. La'nın zıttı, la'nın tam tersi anlam veriyor. Yani diyor, اِذَا عُطِفَ بِهَا الْجُمْلَةُ عَلَى الْجُمْلَةِ اَرْ جُمْلَةِ cümle üzerine atfedilirse فَتَجِئُ بَعْدَ النَّفِي وَالْاِجَابِ hem nefiden sonra hem icabtan sonra yani hem menfi cümlede hem müsbet cümlede geliyor. Ne gibi? نَحْوَ جَاءَنِ زَيْدٌ Zeyd geldi. لَكِنْ عَمْرٌ لَمْ يَجِئِ Lakin Amr gelmedi. Bakın
Lakin amrun deyip durmuyorsunuz. Cümleyi atfediyorsun. Mesela cümle bu. Ca'ani Zeydun. Zeyd yanıma geldi. Bu bir cümledir. Sonra lakin harfi atf kullanıyorsun. Bir cümleyi o cani üzerine atfediyorsun. O cümle de şu. Lakin amrun lem yeci. Cani Zeyd'in Zeyd yanıma geldi. Amrun lem yeci. Amr gelmedi. Bak bu amr gelmedi cümlesini Zeyd geldi cümlesinin üzerine atfediyorsun. Ve bu müsbet bir örnektir. Ve ma cani Zeydun. Zeyd yanıma gelmedi. Yine bir cümle. Menfi bir cümle. Lakin amrun kad caa. Lakin amr geldi. Bak tam tersi. Yani bel amrun caa gibi. Burada cümle olduğu için bel anlamında. Mesela ilk örnekte de caani Zeydun, Zeyd geldi. Bel amrun lem yece. Acaba amr da geldi mi diye aklına bir soru gelebilir. O da diyor ki bel amrun lem yece. Hayır, amr gelmedi. Belki o gelmedi. Ve ma caani Zeydun, Zeyd yanıma gelmedi. Lakin amrun kad caa. Lakin amr geldi. Ve izâ atife bihel mufredu. Ama müfred üzerine atfedilecekse. Ve izâ utife biha eğer lakinle ile atfedilirse el mufredu alel mufredi yani cümle değil de tek bir kelime müfred üzerine atfedilirse feteci u ba'den nefi hasaten o zaman sadece nefiden sonra gelir müsbet cümlelerde gelmez ne gibi nehu ma ra'aytu zeyden lakin amran ben Zeyd'i görmedim ma ra'aytu zeyden ben Zeyd'i görmedim lakin amran bakın işte burada lakin Amr'ı gördüm. Bak Zemri müfrettir. Zeyd'in üzerine atfediyorsun. Çünkü Zeyd bir kişidir. Amr bir yani bir lafızdır. Bu da bir lafızdır. Bu lafız üzerine atfetmişiz. Dolayısıyla buradaki lakin arkadaşlar sadece nefi sadedinde gelmiş. Nehu ma ra'aytu Zeyden lakin Amran yani bel Amran yani yanıma gelen Amr'dır. Yok, la'nın tam tersi demiştik ya müfredilerde. Onu tekrar hatırlayalım. La'nda ne demiştik? Nefi ma vecebe lil evveli anisani. Yani birinci için sabit olan hükmü ikinciden nefi ediyorsun. Dolayısıyla bunun tersi ra'aytu Zeyden. Zeyd'i gördüm. Lakin amran. Yani buradan nefi şöyle bir daha örneğe bakalım arkadaşlar. Ca'ani Zeydun la amrun. Zeyd yanıma geldi. Amr değil. Buradan müfredlerde la nasıl kullanılıyorsa bu da onun tam tersi. Yani ra'aytu Zeyden, Zeyd'i gördüm. Lakin amran. Hayır amri. Eğer bu cümle olsaydı arkadaşlar menfi olurdu. Ma ra'aytu Zeyden, lakin amran. Ben Zeyd'i görmedim, lakin amrı gördüm. Anlamış o. Ma ra'aytu Zeyden, ben Zeyd'i görmedim, lakin amrı gördüm. İşte bu amrın Zeyd'in üzerine atfedilmiş la'nın tam tersi. La olsaydı mesela Zeyd'i gördüm, amrı görmedim olacaktı. Zeyd'i gördüm, amrı görmedim. Burada ise Zeyd'i görmedim lakin amrı gördüm. Bu şekilde bir anlam çıkıyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Devam edelim arkadaşlar. Nefi harflerine. Hocam bu anlattığınız bu son örnekle tam pekişti yani orayı Tüzey'den de anlaşıldı hocam. Evet, şimdi şey de diyor ya la'nın tam tersi. Evet. La'mı anladıktan sonra bunun tersini yani mesela ma ra'aytu zeyden ma ra'aytu zeyden la amran. Gerçi artık menfide o gelmiyordu. Burada ise sadece menfide geliyor. Yani lakinle müfredlerde olunca sadece müsbet cümlelerde gelmiyor. Sadece nefide geliyor. Feteci'u ba'den nefi hassaten diyor ya burada. Sadece nefide. Evet Yani hocam. bu ma olmasa olmaz. Ma ra'aytu Zeyden. Ben Zeyd'i görmedim. Lakin amri gördüm. Amr'ı gördüm evet. Tamam mı? Mailen başlaması lazım değil mi Mayla hocam? yani may nafiyeyle bu başka bir harfte in de olabilir. İn ra'aytu Zeyden. Zeyd'i görmedim. Lakin Evet. amran. Yani nefi edatı olması lazım başında. Tamam Menfi hocam. demek o demek. Tamam Evet, hocam. hurufun nefi arkadaşlar. Geçiyoruz nefi harflerine. Nefi harfleri nelermiş? Bakalım. Bir may nafiye, ini nafiye, lay nafiye, lem icazime diyoruz ya o da nefi anlamında. Bir de lemma, bir de len. Bu lenlerin nasibi hatırlarsanız lemma bunlar ikisi fiil-i mudari'yi cezmeden edatlardandı. May nafiye, mavla,
manasını değiştirmiyorlardı fiili mudara. Yani mevla-i İn bu da in-i şartiyedir. O da cezm işlemini görüyor. Yok bu şartla karıştırmayalım. İn-i nafiye aynı ma gibidir. Yani ma tek müfred kelime üzerine geliyor. İn de aynı şekilde. Çünkü inin farklı kullanımları var ama nefi için geldiğinde aynı madan farkı yok. Evet bunları tek tek açıklıyor arkadaşlar. Fema diyor li nefil hali. Ma şu nefi edatlarından ma harfi arkadaşlar. Nefi hal yani şu an işlenmekte olan bir fiilin menfi olduğunu bildirmek için ma kullanılır. Ne gibi? Nehu ma yef'alu yapmıyor. El an şu an yapmıyor. Ma yef'alu. Vel madi li nefil hali dedik. Vel madi maziyi de nefi ediyor. Madi karib. Vel madil karibi. Yakın, yakın geçmiş. Yani çok değil de böyle henüz yeni geçmiş bir fiili ifade etmek için de yine ma kullanılır. Nehu ma faale yapmamış. Bak yapmamış yani yeni yapmamış ma faale. Ve in ikinci harf olan nefi edatımız in ise naziratu ma aynı ma gibidir. Fi nefil hali halin nefi etmedi. Yani hal için şu an devam etmekte olan bir fiili nefi etmek için yine ma gibi in de kullanılır. Nehu in yefalu el an yani şu anda yapmıyor. Şu anda işlemiyor. Yef'ale fiil yapmak yani bir iş yapmak yapmıyor diyor. İn yef'alu el an ma yef'alu el an. Bu iki örneğin arkadaşlar hiçbir farkı yok. Yani ma ile in eşit anlamda. Ve la üçüncü nefi edatımız la ise li nefil müstakbeli. Fe'li mudara demiştik ya mevla fe'li mudarate geliyor. Li nefil müstakbeli nehu la yef'alu. La yef'alu yapmayacak. Vel madi li nefil madi de aynı zamanda. Müstakbeli de madi de nefiye çeviriyor. Ama madi olunca arkadaşlar bir fark var. Bir şart-ı tekriri. Tekrar edilmesi lazım. La ikinci kez tekrar edilmesi lazım. Yoksa madi için kullanılmaz. Normalde la ne içindir? Nefi istikbal içindir. Yani gelecek zaman ifade eden bir fiili menfi yapmak için la'yı kullanırız. Eğer madi için kullanacaksak olanın tekrar edilmesi lazım. Yani bir fiil daha gelip la tekrar edilmesi gerekiyor. Ne gibi? Nehu kavlihi teala Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. Bu Kıyamet Suresi'nde geçiyor sanırım arkadaşlar. Yani insan böyle ölüm anına geldiğinde işte var mı doktor beni bu şeyden kurtaracak kimse var mı diye böyle ondan bahsediyor. En son فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. Bu kimse diyor ne tasdik etti, ne iman etti, ne tasdik etti. Ve la salla ne de namaz kıldı. Tamam mı? Fela saddaka ve la salla. Bak madi olmuş. Yani saddaka biliyorsun faali yusaddiq. Saddaka yusaddiq. Salla yusalli. İki fiilimiz de mazi fiilidir. İşte bu la'nın bunlarda gelebilmesi için tekrar şart. Bakın iki defa gelmiş. La saddaka sonra tekrar edilmiş. Ve la salla. İşte bu tekrar olmadan madi için la kullanılmaz. Yani sadece fela sadaka deyip dursan olmaz. Ve kad la yukarraru ama bazen nadiren de olsa tekrar edilmiyor. Ne, bu da az geliyor. Ya sadece şiir gibi yerlerde nadiren karşılaşılıyor. Ve kad la yukarraru bazen tekrar edilmiyor. Ne gibi? Nehu fe eyyu fi'lin seyyi en la fe'ale. Arkadaşlar bu bir beytin ikinci şatırıdır. Bu bir şiirdir. Fe eyyu fi'lin seyyi'in la fe'ale. Bu belki 20 yıl vardır arkadaşlar burayı okumuştum. Aklımda kalan şu Lahumme ennel harise neydi ismi? Bir tane adamdan bahsediyor. Harise bin el-Cebeli miydi? Adı. Lahumme innel harise bin el-Cebele zenne ala ebihi summa katele وركب الشادقة المحجلة فأي فعل سيء إلا فعله. Şiir bu şekilde. Ya kötü bir adamdır. Çok çok kötü bir adamdan bahsediyor. Diyor bu adam Haris bin Cebelmiş ismi. Ya Rabbi diyor bu Haris bin Cebel o kadar kötü bir adam ki işte bir sürü böyle suça karışmış. Zena ala abihi sümme katala. Babasına önce zina isnadında bulunmuş. Sonra onu öldürmüş. Babasını öldürmüş. وَرَكَبَ الشَّادِقَةَ الْمُحَجَّلَةَ bir atı varmış, o atına binip gitmiş ve diyor ki en son فَاَيُّ فِعْلٍ سَيِّئٍ ne kadar kötü fiil var ki لَا فَعَلَهْ yapmadığı. Yani derler ya yapmadığı pislik kalmamış. Yani bu adam içinde şair onu diyor.
فَاَيُّ فِعْلٍ سَيِّئٍ لَا فَعَلَهُ. Hangi fiil, kötü fiil var ki la faale, yani bu adamın işlemediği, bu adamın yapmadığı halt, yapmadığı yanlış fiil kalmadı ki kötü bir fiil. Yani her kötülüğü işlemiş. İşte burada arkadaşlar la faale tek bir defa kullanılmış. Tekrar yok. İşte bu vaadin şiirde ancak karşılaşılabiliyor. Normalde pek nadir geliyor. Vel emri dedi arkadaşlar la li nefsil müstakbeli والماضي بشرط التكرير والأمر. لا dedik müstakbel içindir. Tekrar etmek şartıyla ماضي içinde kullanılır. Bir de والأمري emir içinde kullanılır. Ne gibi? نحو لا تفعل. Yapma diyorsun mesela. لا تفعل. Yapma. Bak emir veriyorsun birine. Tabi emir o la olunca başta bu nehi oluyor. Yasak oluyor ama sonuçta talep olduğu için ona da emir denebiliyor. ويسمى النهي zaten söylüyor. ويسمى النهي. Ona nehi de deniyor. Çünkü nefi edatı var başında. Yapma, yani yapmamasını istemek o nehi oluyor. Yasaklama oluyor. Vel emri dedik. Ve duayı. Bir de dua için de kullanılır. Bak. Müstakbel, madi, emir ve en son ve duayı. Dua için de kullanılır. Ne gibi? Nehu la ra'ahullahu. La ra'ahullahu. Allah riayet etmesin. Yani Allah yani belasını versin gibi bir şey. Mesela Allah'ın riayet etmesi bir duadır, olumlu bir duadır. Tabi dua dediğim bir de beddua oluyor. Çünkü la ra'ahullah, Allah riayet etmesin. Yani Allah onu korumasın, Allah ona iyilik etmesin anlamında. Yani riayet etmek, ilgilenmek, işini rast getirmek anlamında. La ra'ahullah, Allah riayet etmesin ona. Yani bir nevi belasını versin gibi bir şey oluyor. Yani bir bedduadır yani sonuçta bu. Demek ki burada da geliyor la. وَلِنَّفْيِ الْعَامِ aynı zamanda la nefi am içinde geliyor. Yani umumi anlamda nefi, umumi anlamda olumsuzluk ifade etmek için. Ne gibi? نَحْوُ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ arkadaşlar bu biraz nefi cins oluyor. Yani nefi am dediği. لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ evde hiç kimse, hiçbir racul cinsi yok. Yani hiçbir erkek yok. لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ yani genel anlamda bu racülün kim olduğu önemli değil. Hiçbir erkek umumi anlamda evde yoktur. Ve li gayril ami bazen am olmayanlar için de kullanılır. Nehu la racule fiha. La raculun fiha. Tam bu nefi cins değil artık. La raculun fiha. İçinde bir adam yok. Bu am değil yani bir adam yok. Ve la imraatun bir kadın da yok. Ve la zeydun zeyd de yok fiha. Ve la amrun amr da yok. La raculun fiha. Ve la imraatun. Ve la zeydun fiha. Ve la amrun. İşte bunlar am değil. Çünkü özel isim zikrediyor. Aracul, imraat, zeyd, amr. Bunlardan müfret olarak nefi ediliyor. Yani umumi bir nefi değil. Biraz hususi bir nefi. Ve lem ve lemma nefi edatlarımızdan arkadaşlar ma illa'yı gördük. Şimdi lem ve lemma'ya geldik. Ve lem ve lemma, lem ve lemma harfleri li nefi'l mudari'i. Bunlar da fiili mudari'i nefi etmek için kullanılır. Li nefi'l mudari'i, fiili mudari'i olumsuz anlamı vermek için. Ve kalbi ma'nahu ila'l madi ve manasını da mudari'den yani müstakbelden maziye çevirmek için kullanılır. Yani mesela lem yadrib demek arkadaşlar yadrib normalde fiili mudari'dir ya. Yani ya şimdiki zaman için ya da gelecek zaman için ama lem gelince manasını maziye çevir. Yani lem yadrib yani vurmamış ya da lem yansur yardım etmemiş. Etmemiş bak etmeyecek değil. Lem olunca manayı maziye çeviriyor. İkisi de tabi lemma de lemda. Li nefil mudari ve kalbi manahu ilal madi. Ve lemma lemden farklı olarak lemma fil asli aslında lem lem. Ve lemma fil asli lem. Lemmanın tahlilini yapıyor. Bu lem aslında diyor lem idi. Aynı bunun gibi. Dummet ileyha ma. Sonra ma ona ilave edildi. Dummet yani bitiştirildi ona yanına iliştirildi. Ma ma harfi lem ma. فازدادت في معناها أن تضمنت معنى التوقعي والانتظاري tabi ma lema bitişince de anlam olarak da şu anlamı kattı, şu anlamı ziyadeleştirdi. فازدادت في معناها manasını şu anlamda arttırdı ki أن تضمنت معنى التوقعي والانتظاري. Şimdi lemde öyle bir anlam yok. Mesela lem yansur diyorsun yardım etmemiş bitti. Yani bu yardım hala yapılabileceği ya da yapılmasının beklendiği gibi bir anlam çıkmıyor. Ama ma'yı eklediğimizde, lemma dediğimizde
O zaman tevakkur, beklenti, vel intizar yine abi, beklenti ve yani Türkçe'de hivi diyoruz ya, umut anlamını veriyor. Vestatale zamanu fi'liha ve mana yani tevakkur ve intizar manasını veriyor ama bununla beraber zamanı uzadığını da, yani henüz şu ana kadar uzun süre oldu olmamış diyorsun. Bir şey olmamış yani, uzun süredir olmamış ama sanki bundan sonra olabilir. Lemma ile o anlam çıkıyor. Yukalu deniyor ki ne diyeyim Zeydun? Zeyd pişman oldu. Ne diyeyim, pişman olmak. Zeyd pişman oldu. Ve lem yenfa'hu en-nedmu. Ve pişmanlık da ona fayda etmedi. Ne diyeyim Zeydun? Zeyd pişman oldu. Ve lem yenfa'hu en-nedmu. Tabii bizim için önemli olan şurası arkadaşlar. Ve lem yenfa'hu, menfaat etmedi. Yaramadı en-nedmu, pişmanlığa. Bu bir örnek. Bu lemin örneğiydi arkadaşlar. وَلَمْ يَنْفَعُ النَّدْمُ. Bakın burada tevakkü intizar diye bir şey yok. Ama şu örnekte ise نَدِمَ زَيْدٌ وَلَمَّا يَنْفَعَهُ النَّدْمُ. نَدِمَ زَيْدٌ, Zeyd pişman oldu. وَلَمَّا يَنْفَعَهُ النَّدْمُ. Ve henüz uzun süre geçmesine rağmen henüz pişmanlığı ona fayda vermedi. Yani bak diyor, اَيْ اِلَى هَذَا الْوَقْتِ. Yani şu ana kadar pişmanlığı ona bir fayda vermedi. Ama مَا كَوْنِ النَّفْعِ مُتَوَقِعًا. Fakat fayda vermesi, o pişmanlığın kendisine fayda vermesi mutevakkiyen bekleniyor, umuluyor. Tamam mı? Yani her an olabilir, yani o pişmanlıktan dolayı bir yarar görebilir. Velen, en son len vardı biliyorsunuz. Değil mi? Nefi harflerinden en son len. Evet, velen. Naziretu la, o da la gibidir. Fi nefil müstakbali, o da müstakbali nefyedir. Yani fiili mudari için kullanıldığında istikbali nefyediyor. Ve lakin ala ta'kidi, lakin lenin farkı te'kid, yani biraz daha pekiştirilmiş haliyle. Yani mesela la yansuru, yardım etmeyecek. Ama len yansura dediğimizde asla yardım etmeyecek. Bu asla anlamı lenden çıkıyor. Mesela la yansuru'da öyle bir şey yoktu. La yansuru, yardım etmeyecek. Ama len yansura asla yardım etmeyecek. Tabii aynı zamanda len nasb edatıdır, nasb işlemi yapıyor. Arkadaşlar, isterseniz harf-i nidaya gelelim. Bunlar zaten çok zor değil, azdır. Huruf-u tenbihi, tenbih harfleri. Yani dikkat çekmek için kullanılan harfler. Onlar da nedir? Hadir, ela, ema. Üç tane harfimiz arkadaşlar. Tenbih için kullanılan üç harf. Birincisi feha nehuha inne zeyden bil babi. Bak haya örnek veriyor. Nehuha inne zeyden bil babi. Ha dikkat, Zeyd kapıya, kapıdadır. Zeyd kapıya geldi. İnne zeyden bil babi. Muhakkak Zeyd kapıdadır. Bak dikkat çekiyorsun önce, sonra Zeyd'in kapıda olduğunu söylüyorsun. Ve ekseru duhule, tabi bu şekilde kullanılsa da arkadaşlar, yani ha inne şeklinde kullanılsa da, ancak ve ekseru duhuliha ala esma-i işareti. Çoğunlukla bu ha İsmi işaretler üzerine dahil olur. Yani ismi işaretlerin başında gelir. Ne gibi? Nehu haza. Haza arkadaşlar hepsi ismi işaret değildir. Za ismi işarettir. Ha ise harfi tenbihtir. Ha dikkat za. Mesela haza zeydün diyorsun. Bu zeyttir. Ha önce insanın dikkatini çekiyorsun. Tenbih. Za bu zeydün zeyttir. Za şu ismi işaret olarak zadır. Ha ise harfi tenbih olarak birleşmiş onunla. Ve hata. Bu da muennesler için kullanılır. Ta, zam müzekkerler için, ta muennesler için yine ha harfi tenbihtir. Ve alel damairi, zamirlere de yine ha gelir. Nehu ha ente. Ha ente şeklinde. Yani sen demeden önce de ha dikkatini çekiyorsun. Yani harfi tenbih olarak ha kullanılıyor. Kal Allahu Teala, Cenab-ı Hak buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de. Ha entum haulai. Birçok ayet var arkadaşlar bunların kullanı. Ha entum haulai hacectum fima leysa lekum bihi ilmun. Felima tuhaccuna fima leysa lekum. Ha entum haulai hacectum fima lekum bihi ilmun. Yani siz bilginiz olduğu konuda mücadele tartışabilirsiniz ama bilginizin olmadığı konuda neden tartışıyorsunuz diye öyle bir ayet var. Başında ha entum haulai geçiyor. Ha entum haulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum. Yine bir yerde siz diyor, İşte bu şeyler mi, Yahudileri mi kastediyor? Siz onları seversiniz ama onlar sizi sevmezler. Tuhibbunehum ve la yuhibbunekum. Ya da münafıklar için miydi? Tam hatırlayamadım orayı. Ama işte böyle ayetler var Kur'an-ı Kerim'de.
Bu Ali İmran suresinde geçiyor 66. ayet. Ha, entum haulay. İşte bu arkadaşlar zamirdir. Bakın entum zamir, ulai zamir. İkisinin de başında ha harfi tenbih olarak gelmiştir. Ve kad tedhulu alel cümleti. Bazen de bu ha cümle üzerine dahil olur. Cümlenin başında gelir. Kale nabigatu. Nabiga Arapların önemli şairlerinden bir tanesidir. Nabigatu. Şair Nabigatu demiş ki ha inneta izratun in lem tekun kubilet fe inne sahibaha kad taha fil beledi. Demiş ki ha inneta izratun. Al sana demiş, bak bu benim özrümdür. İnneta bu diyor izratun, yani özür anlamında maziretun, benim özrümdür. İn lem tekun kubilet, eğer özrüm kabul edilmezse fe inne sahibaha, bu özrün sahibi yani kendisi, kattaha fil beledi, belede taha yani tahayyüre düşmek, tamam mı, böyle ne yapacağını bilemez halde, böyle perişan halde kalacak. Fe inne sahibaha, çünkü eğer özrüm kabul edilmezse yani bu perişan halim devam edecek. Kattaha fil beledi. Beled arkadaşlar normalde şehirlere de beled deniyor ama sanki burada beled yani çölde, yani çölde tahayyür etmek, çölde böyle insanın yolunu şaşırması, hayrete düşmesi, yani hayret dediğimiz böyle beğenme anlamında değil. Yani ne yapacağını bilemez hale düşmesi. Beled genellikle burada badiye, çöl anlamı da vardır sanki bu şiirde onu kastediyor. İşte burada arkadaşlar efendim. Hocam bu ha inne ta diyor ya hocam, oradaki ta o da bir harf midir yoksa Taysim işarettir. ismi Şu, he. ha ta'daki mi hocam? Evet, inne ta üzretun. Bu benim özrümdür. Ta şu diyor benim özrümdür. Şu. Ta. İzretun özrümdür. İnlem tekun kubilet kabul edilmezse fe inne sahibi hakata fil beledi. Sahibi yani özrün sahibi kendisi yani. Çölde böyle ne yapacağını bilemez halde böyle perişan vaziyettedir. İşte bakın inne Tamam. ta izretun arkadaşlar. İnne harfi müşebbe fe'l. Ta ismidir, izretun haberdir. Bak bu bir cümledir. Bakın ha cümlenin başına gelmiş. Vakat ezgulel cümleti dedi ya. Bazen ta cümlenin başında gelir ve burada inne ta izretun cümle olarak ha başında gelmiştir. Ve elle arkadaşlar bir diğer tenbih harfimiz eladır. Şöyle şey yapalım. Ela. Bir de ve emma. İki tane harfimiz daha var. Şeyin dışında. Ella ve emma. Bu ikisi arkadaşlar la tedhulani illa alel cümleti. Bunlar sadece ve sadece cümle üzerine dahil olurlar. Yani dahil olmuyorlar. Gelmezler ancak illa alel cümleti, ancak cümle üzerine gelirler. Ne gibi? Nahu ama inneke haricun. Ama inneke haricun. Yani sen çıkmaz mısın? Çıkmayacak mısın? Bak ama burada cümlenin başında gelmiş. O cümlede inneke haricun. Yani sen çıkıyorsun, sen çıkacaksın, sen çıkansın. Ama cümlenin başına gelerek tenbih etmiş. Ama inneke haricun. Yani çıkmayacak mısın? Önce bir tenbih dikkat çekiyor. Sonra soruyor çıkmayacak mısın? Ve ela inne zeyden kaimun. Ela dikkat, inne zeydin kaimun, muhakkak ki zeyt kaimdir. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar bunun da örnekleri çok mesela. Mesela ve izâ qîle lehum la tufsidû fil ard, münafıklara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiğinde ela innehum, sonra diyor ya kâlû innemâ nahnu muslihûn, biz ıslah edicileriz diyorlar. Devamında ayet diyor ki ela innehum humul mufsidûn. Ela dikkat edin, asıl mufsitler, asıl bozguncular onlardır. Ela yani bununla ilgili ela innehum fi miryetin min liqai rabbihim. Dikkat, onlar Rablerine kavuşmak konusunda şüphe içindeler şeklinde böyle ayetler çok var Ela'nın olduğu. Evet. Kale şairu, şair demiş ki ama vellezî ebkâ ve adhaka vellezî emâte ve ehyâ vellezî emruhul emru. Laqad terketni ahsudul vahşe en ara elyefeyni minha la yarû'uhuma zû'ru. Evet, şair şöyle demiş. Ama vellezî, ama dikkat. Yani harfi tenbihtir, dikkat. Vellezî ebka, vellezî vavi kasamdır. Kasem ederim o kimseye ki ebka ağlatıyor ve adhaka güldürüyor. Vellezî emata, ve o kimse ki öldürüyor ve ahya ve diriltiyor. Yani Allah'ı kastediyor herhalde.
Vellezî emruhul emru ve yine ona kasem olsun ki emri emirdir. Yani yaptığı kesindir. Yani emri işi iştir. Yani hani insan iş yapmaya kalkar, beceremez, yapamaz ama Cenab-ı Hak innema emruhu izâ arada şen yekûle kun feyekun. Cenab-ı Hak bir şey istedi mi, kun dedi mi, oluverir. Emri emirdir yani. Yani ona kasem ediyor. Lam arkadaşlar kasem cevabında gelmiş. Vellezî lekad. Yani bu kadar yemin ettiği neye yemin ediyor? Şuna. Lekad taraketni, beni bıraktı gitti diyor. Adam baya üzüntü duymuş herhalde ayrılmasına. Herhalde sevgilisidir, eşidir, nedir, mahbubesidir. Onu terk etmiş. O da bu kadar yeminden sonra diyor ki lekad taraketni, ta'yı arkadaşlar. Yani sevgilisi onu terk etti. Terk ettikten sonra diyor ki ehsudul vahşe en ara. Ben diyor vahş arkadaşlar normalde karada yaşayan hayvanların hepsine de vahş denebiliyor. Diyor ben haset ettim yani kıskandım diyor hayvanları bile kıskandım. Yani ara el yefeyni minha bu hayvanlardan iki tanesini böyle yan yana görüp mesela diyelim köpek olabilir ne bileyim koyun keçi olabilir. Yani iki hayvanı diyor bile yan yana gördüğümde onları bile kıskanır hale geldim. La yaru'uhuma zu'ru, onları hiçbir korku korkutmuyor. Zu'ru da korku anlamında, yaru rav da korkudur. Yani hiçbir şey umurlarında değil. O hayvanlar böyle yan yana böyle ülfet birbiriyle ülfet birbiriyle ünsiyet buluyorlar. Onları bile diyor ben öyle bir yalnızlık çekiyorum ki yani benimki beni terk ettikten sonra öyle bir yalnızlık çekiyorum ki iki hayvanı bile yan yana gördüğümde onları bile kıskanır hale gelmişimdir. Bu kadar yemin ettikten sonra tabii. İşte örnek ne arkadaşlar? Ne için verdiği? Ela ema vellezî. Ama bu ema arkadaşlar cümlenin başında gelmiş. Vellezî ebkâ ve adhaka, bakın kasem cümlesidir. Başında ema gelmiştir. Ve kâle l-âhiru, başka bir şair de şunu demiş. Onun da kullandığı eladır. Ela ya asbahani qabla gârati sincali ve qabla menâya gâdiyâtil ve evcâli. Şairler de pek bir dertliymiş arkadaşlar ya. Evet diyor ki ela dikkat ya asbahani yani ya Halil ya da kendi hizmetçisine mi söylüyor ya da kendi dostuna diyor ey dostum diyor. Asbahani asbah arkadaşlar normalde yani sabah kahvaltısını getirmek sabah vaktindeki yediği içtiği neyse onu getirmeye asbaha deniyor. Yani asbaha yani eta bihi fi vakti sabahi o da sabuh deniyor şeyin ismine o artık kahvaltı mı diyelim. Ya asbahani qabla gârati sincali. Yani kendi dostuna diyor ki getir bana o getireceğin şey. Tabii getireceği şey de şerhler sanki öyle diyordu. İçki kastediyor. Yani içki içiyor demek ki sabahın erken saatlerinde. Ya asbahani qabla gârati sincali. Sincal bir yerin adıdır diyor. Oraya baskın olmadan yani başımıza bir şey gelmeden sabah erkenden getir benim içeceğimi. Getir önüme koy ki içeyim. Ve kable menaya. Gârat-ı sincal, yani orada bir hücum edip, yani diyelim ki düşmanın hücum edecek her neyse, sincal bir yerin adıdır. O sincala hücum olmadan, yani oraya baskın yapılmadan, ve kable menaya ve ya da ölüm başıma gelip çatmadan, ben ölmeden, yani bu son kez içeyim herhalde demek istiyor. Ve kable menaya, meniyeden geliyor, ölüm anlamındadır. Gadiyatin ve evcali, bu da yine olumsuz anlamda iki. Yani başımıza bir felaket, bir şey gelmeden getir benim içeceğimi. Hemen içeyim ki bu gadiyat ve evcale bir bakayım arkadaşlar. Vagatiyatın ey atiyatın fil gadati cemu gadiyatın ve hiye sahabetun tenşe'u sabahın. Evet. Evcal havf demek arkadaşlar. Vecile'den vecile fiili var ya korkma anlamında. Evcal korkular gelmeden. Gadiyat ise buluttur. Bazı böyle kara bulutlar. Yani kara bulutlar gelip ne bileyim hani bizim ufkumuzu karartmadan ya da ne bileyim başımıza bir şey gelmeden getir benim o sabuh. Sabuh işte sabah vaktinde içilen şaraba deniyor. Şeyler öyle tefsir etmişler. Evet burada da arkadaşlar bakın ya asbahani kabla garati sincali ela kelimesi yine cümlenin başında harfi tenbih olarak gelmiştir. Bu şiirde ama bu şiirde de ela harfi tenbih olarak başında yer almıştır. Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz.
Geldik harufi nidaya. Bir dahaki derste görüşünceye dek arkadaşlar, ben kaydı kapatıyorum.